Evet. Çok kısa bir aramız var. İzninizle sohbetimize devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk yerleşik Balmumu Heykel Müzesi Safir İstanbul'da açıldı. Müzede Atatürk'ten Karl Marx'a, Mevlana'dan Nazım Hikmet'e 60 özel ismin Balmumu heykelleri bulunuyor. Müzeyi sizler için gezdik. Türkiye'nin ilk yerleşik Balmumu Heykel Müzesi Safir Çarşı'da açıldı. Müzede dünya tarihinde yer etmiş isimlerin Balmumu heykelleri gerçek ölçülerine uygun şekilde protez, göz, diş ve saç kullanılarak sergileniyor. "34 heykelle başladık Türkiye turuna ve 26 ilde yaklaşık 50'ye yakın sergi açtık. İlk geldiğimiz zamanlar halk Balmumu heykel sanatının ne olduğunu çoğu bilemiyordu. Ancak yurt dışına gidenler bunu gezebiliyorlardı, bu müzeyi. Bizim bu halka ulaşma adına yaptığımız sergilerden sonra şimdi sokaktaki herhangi bir vatandaşa dahi sorarsanız Balmumu heykeliyle ilgili size birkaç bilgi verebilir. Halkta farkındalık oluştu bu konuyla ilgili olarak. Biz de artık dolaşmanın yettiğini düşündük. Çünkü Balmumu heykel sanatı çok hassas ve kırılgan. Dünyanın hiçbir yerinde 2-3 ayda bir Balmumu heykel taşınmaz. İnce bir kristali taşımak nasıl zor ise Balmumu heykeli taşımak da o kadar zor. Dolayısıyla çok stres yaşadık. Ve hedefimiz İstanbul'da Türk Balmumu Heykel Müzesi kurmak idi. Bu hedefimize ulaştık diye düşünüyorum. Balmumu Heykel Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten Moğol İmparatoru Cengiz Han'a, Fransa Kralı 15. Louis'den Mevlana'ya, şair Nazım Hikmet'ten Karl Marx'a kadar 60'a yakın ismin heykelleri yer alıyor. Petersburg'a yaptığım bir gezi sırasında Balmumu Heykel Müzesi'ni gezme olanağı buldum. Çok ilgimi çekti. Ülkemizde böyle bir müze yoktu ve bir ilki gerçekleştirmek istedim. İlk önce oradan kiralayarak 34 heykeli ülkemize getirdim ve il il dolaştık. Türk büyükleri yoktu. Sadece Farabi, Cengiz Han ve Timur Lenk vardı. O da kendi toprakları içerisinde yer aldığı için Rusya'da çalışılmıştı. Ancak biz zaman içerisinde dolaşan ziyaretçilerimizin görüşlerini alarak en çok kimin heykeli isteniliyorsa okul müfredatını da göz önünde bulundurarak yeni heykel yapımına devam ettik ve 2-3 ayda bir sergimize bir Türk büyüğünü ilave ettik. Şu anda 60'a yakın heykelimiz var. Burada 56 tanesini sergiliyoruz. Taşınmalardan dolayı diğer heykeller zarar gördüğü için, ciddi anlamda bakım onarım gerektiği için sadece 56 tanesini, tamamını sergileyemiyoruz ama önümüzdeki dönemlerde diğer heykelleri de ve yeni Türk büyüklerini de sergimize ilave edeceğiz. Balmumu Heykel Müzesi, Osmanlı padişahları ve Selçuklular, Avrupalılar ve Ruslar, genç Türkler ve Mevlana olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Ana bölümümüz var. İlk bölüm Osmanlı padişahları ve Selçuklular diyebiliriz. O dönem, o döneme ait. İkinci bölüm Avrupalı ve Ruslar bölümü. Üçüncü bölümü genç Türkler diye adlandırdığımız bölüm. Atatürk'ten başlayarak devam eden, günümüzde yaşayan sanatçılarımızın yer aldığı bölüm. En son bölüm, dördüncü bölüm, orada Mevlana bölümümüz var. Mevlana'da dünyada ilk kez Balmumu heykeli burada sergileniyor Mevlana'nın. Onun dışında ara bölümlerimiz var. Ziyaretçilerin konusunda uzman rehberler tarafından gezdirildiği Balmumu Heykel Müzesi'ni her gün sabah saat 10'dan akşam 22'ye kadar Safir Çarşı'da ziyaret edebilirsiniz.